Aşağıdaki tepkimelerden hangisi elektron alışverişi yoluyla gerçekleşen bir tepkime değildir? Elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimeler indirgenme yükseltgenme tepkimeleridir. Yani redoks tepkimeleridir. Bir tepkimenin indirgenme yükseltgenme tepkimesi olduğunu anlamak için tek tek elementlerin yükseltgenme basamaklarına bakılır. Tepkimedeki elementlerden birinin bile yükseltgenme basamağı değişmişse bu tepkimeler indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Yani redoks tepkimesidir şeklinde yorum yapacağız. A şıkkını inceleyelim. Çinko element halinde. Element halinde bulunan maddelerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Ürünlere baktığımızda çinkonun bileşiği var. Çinko bileşiklerinde her zaman artı iki değerliğe sahiptir. Dolayısıyla çinkonun burada yükseltgenme basamağı değiştiği için A şıkkında elektron alışverişi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla A şıkkını eliyoruz. İsterseniz A şıkkı için indirgenme yükseltgenme tepkimelerini de yazalım. Çinko elementinin yükseltgenme basamağı sıfırdan artı 2'ye gitmiştir. Dolayısıyla 2 tane elektron vermiştir diyoruz. Yine tepkimeye baktığımızda ürünlerde hidrojen element halinde yani yükseltgenme basamağı sıfırdır. Burada ise bileşiğinde hidrojen artı 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Dolayısıyla hidrojen içinde 2 tane elektron almıştır yorumunu yapıyoruz. A şıkkında çinko ve hidrojen arasında elektron alışverişi gerçekleşti. Çinko elektron verdi. Hidrojen ise elektronu aldı. Bundan sonraki öncüllerde bir tanesinin bile yükseltgeme basamağının değişmesi o tepkimenin elektron alışverişi yoluyla gerçekleştiğini kanıtlar. Dolayısıyla uzun uzun incelemeyeceğim. B şıkkında oksijen elemental halinde yükseltgeme basamağı sıfırdır. Oksijen bileşiklerinin büyük bir kısmında eksi 2 yükseltgeme basamağına sahiptir. Hem karbondioksitte hem de suda oksijen yükseltgen basamağı eksi 2'dir. Dolayısıyla burada bir elektron alışverişi gerçekleşmiştir. Hidrojenin yükseltgen basamağı artı 1 olduğu için yani değişmeyeceğinden elektron veren taraf karbondur arkadaşlar. Oksijen elektron almış, karbon elektron vermiştir diyebiliriz. Aynı zamanda tepkimemiz bir yanma tepkimesidir ve yanma tepkimeleri de redoks tepkimesidir. C şıkkına baktığımızda kalsiyum sabit değerlikli bir metal. Her zaman artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2 idi. Buradan hesaplama yapacak olursak karbonun yükseltgenme basamağını artı 4 olarak bulacağız. Bakın hesaplamamızı yapalım. Karbona x diyelim. Kalsiyum karbonat bir işi için konuşuyoruz. Bir tane kalsiyum var. Artı 2 yükseltgenme basamağına sahip. Karbona x dedik. Artı 3 tane de oksijen var. yükseltgenme basamağı. X2 toplam yükü 0 eşitleyelim. Buradan işlemleri yaparsak. 2 artı x eksi 6 0. X buradan artı 4 geldi. Yani kalsiyum karbonatta karbonun yükseltgenme basamağı artı 4'tür. Ürünlere geldik. Kalsiyum artı 2 yükseltgenme basamağına sahip bileşiklerinde her zaman artı 2 alır. Oksijen burada eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip. Karbondioksit bileşiğinde de oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. Karbona yine x diyelim. x artı 2 tane oksijen var dedik. Eksi 2 yükseltgen basamağı sahip. Burada 0 eşitlersek x'imizi artı 4 bulduk. Yani karbon burada da artı 4 yükseltgen basamağına sahip. Bakın C şıkkında tüm elementlerin yükseltgenme basamağı aynı değişmemiştir. O halde C şıkkındaki tepkime yükseltgenme indirgenme tepkimesi değildir. Yani elektron alışverişiyle gerçekleşmez sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Diğer öncülleri de hızlıca kontrol edelim. Oksijen burada eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip. Toplam yükü 0 olması için karbon artı 2 olacak. Oksijen suda eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip. Hidrojen artı 1 yükseltgenme basamağına sahip. Ürünlerde elementel bir hidrojen var. Hidrojenin yükseltgenme basamağı 0'dır. Bakın hidrojen artı 1'den 0'a düştüğünden dolayı yükseltgenme basamağı değiştiği için bu tepkimede de bir elektron alışverişi söz konusudur. Karbondioksit de az önce de yapmıştık. Oksijen eksi 2 olduğu için karbon artı 4'tür. Son olarak E şıkkına baktığımızda klorun elementel halinde olduğunu görüyoruz. Yani yükseltgenme basamağı 0'dır. Fosfor pentaklorur bileşiğinde klorumuz eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip. Fosfor artı 5 yükseltgenme basamağına sahip. Burada yine fosfor artı 3 klor eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip. Dolayısıyla hem fosfor hem de klorun yükseltme basamağı değiştiği için bu tepkimede bir redoks tepkimesidir. Arkadaşlar bir de şöyle bir not düşebiliriz. Eğer bir tepkimede ister girenlerde ister ürünlerde elementel halinde bir madde varsa ve bu tepkimede bu elementin bileşiği de bulunmaktaysa bu tepkimeler redoks tepkimesidir diyebiliriz. Çünkü elementlerin yükseltme basamağına sıfır diyoruz. bileşiklerde ne yapacak bu elementler ya elektron alacak ya da verecek. Dolayısıyla yükseltgen basamakları değişeceklerinden dolayı böyle tepkimeler redoks tepkimesidir. Bunu bir yazalım. Evet notumuzu okuyalım. Eğer bir tepkimede ister girenlerde isterse de üründe elementer bir madde var ise ve tepkimede bu elementin bileşiği de bulunuyorsa böyle tepkimeler redoks tepkimesidir. Elektron alışverişiyle gerçekleşir diyebiliriz. Bakın A şıkkında çinko elemental halinde ve çinkonun bir bileşiği bulunmakta. Yine hidrojen element halinde hidrojenin bileşiği bulunmakta. Bir tanesi bile olsa yeterli. Burada iki tane elemental madde ve iki tane bu elementin bileşiği bulunmakta. Dolayısıyla redoksur. B şıkkına baktık. Elemental halinde oksijen var ve oksijenin bileşikleri söz konusu tepkimede. Burada da elektron alışverişi gerçekleşir. Redoksur. Bakın C şıkkında böyle bir durum yok. D şıkkına baktığımızda Elemental halde bulunan hidrojen var ve onun bileşiği bulunmakta. redoks tepkimesidir. E şıkkında elemental halinde bulunan klor var ve onun bileşikleri bulunmakta. Burada da redoks tepkimesidir. Yorumunu yapabiliriz. Sorumuzu bu yöntemle de hızlı bir şekilde çözebilirdik. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki bileşik ve iyonlardan hangisinde altı çizili atomun yükseltgenme basamağı yanlış verilmiştir? A şıkkına baktığımızda 6 çizili atomumuz oksijen atomu. Sodyum 1A grubu elementidir. Bileşiklerinde her zaman artı 1 değerlik alır. O halde 2 tane sodyum olduğundan dolayı 2 çarpı artı 1 diyoruz. Artı oksijeni yükseltgenme basamağını x dersek 2 tane oksijen olduğu için 2 çarpı x diyoruz. Bileşiğimiz nötr olduğundan dolayı yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitlersek Buradan ifademizi düzenlersek 2 artı 2x eşittir 0. 2'yi karşıya attığımızda 2x-2 x eşittir eksi 1 değerini alacak. Oksijen değerli eksi 1 olarak verilmiş A şıkkı doğrudur. B şıkkı amonyum iyonundaki azot atomunun yükseltgenme basamağı sorulmuş. Azotun yükseltgenme basamağına x dedik artı 4 tane hidrojen var. Artı 1 değerlik alacak. Eşittir. Artı 1 dedik. İyon yükümüz artı 1 olduğu için artı 1 eşitliyoruz. Buradan x değeri eksi 3 yapacaktır. Artı 3 denildiği için B şıkkı yanlıştır. Soru yanlış olanı sorduğundan cevabımız B seçeneğidir. B şıkkındaki azot atomunun yükseltgenme basamağı eksi 3 olmalıydı. Diğer öncülleri de kontrol edelim. C şıkkında potasyum permanganat bileşiğindeki mangan sorulmuş. Potasyum 1A grubudur. Artı 1 değerliğe sahiptir. Artı manganın yükseltgen basamağına x diyelim. Artı oksijenden 4 tane var ve oksijen yükseltgen basamağı eksi 2. Yine bileşiğimiz nötr olduğu için 0 eşitliyoruz. Buradan denklemi çözersek 1 artı x eksi 8 eşittir 0 ise x eşittir. Artı 7 gelecek. Mangan artı 7'dir. C şıkkındaki ifade doğrudur. D şıkkı oksalat yunu eksi 2 yüklü. Burada karbon atomu sorulmuş bize. Karbon için x dersek 2 tane karbon var 2x artı oksijenden 4 tane var yükseltgenme basamağı eksi 2'ydi oksijenin eşittir toplam yük eksi 2 yüklü olduğu için eksi 2'ye buradan denklemimizi çözecek olursak 2x eşittir eksi 8'i karşı atarsam artı 8 olur 2 çıkarırsam artı 6 oldu x değeri buradan artı 3 geldi artı 3 doğru verilmiştir. Son olarak E şıkkına baktığımızda fosfor atomunun yükseltgenme basamağı soruluyor. Hidrojen 1 tane var yükseltgenme basamağı artı 1. Artı 1 tane fosfor var x diyelim. Artı 4 tane oksijen var 4 çarpı 2 dedik. Eşittir eksi 2'ye iyon yükümüz 2 burada. Denklemi çözersek 1 artı x 8 eşittir 2. Buradan x 7 eşittir eksi 2. Eksi 7'yi karşıya atarsak X artı 5 olarak buluyoruz. Fosfor atomunun yükseltgenme basamağı da doğru verilmiştir. Sorumuzda yanlış olan sorulduğu için cevabımız B seçeneğidir. Denkleşmiş tepkimesi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor? Birinci öcüt indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Yani redoks tepkimesidir denilmiş. Arkadaşlar tepkimeye baktığımızda element halinde bir atomumuz bulunmakta ve tepkimede bu elementin bileşiği bulunmakta. Tepkimede element halinde bulunan bir maddenin aynı tepkimede bileşiği de bulunuyorsa böyle tepkimelerde elektron alışverişi gerçekleşmiştir. Redox tepkimesidir diyebiliriz. Birinci öncül doğrudur. Tabii ki birinci öncülün ispatını da yapalım. Bunun için elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulacağım. Karbon elementinin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Hidrojen bileşiklerinde artı bir değerlik alacak. Oksijen eksi 2 değerli kalacak. Buradan hesaplamayı yaptığımızda kükürtün yükseltgenme basamağının artı 6 olduğunu göreceksiniz. İkinci öncülde zaten sülfürik asitteki kükürtün yükseltgenme basamağı sorulmuş. İsterseniz bunu da kontrol edelim bir. H2SO4'te 2 tane hidrojen var. 2 çarpı artı 1. Kükürdüğün yükseltgenme basamağını x diyelim. Artı 4 tane oksijen var. 4 çarpı eksi 2. H2SO4 nötr bir bileşik olduğu için sıfır eşitledik. Buradan x'imiz artı 6 gelecek. Yani kükürdün yükseltgen basama artı 6'dır. Bu arada ikinci öncülüğümüz de doğrudur. Devam ediyorum. Oksijenin yükseltgen basama eksi 2'dir. 2 tane olduğundan dolayı oksijen. Eksi 4 gelecek. Toplam yükün 0 olması için kükürt burada artı 4 olacak. Karbondioksitteki oksijenin de yükseltgen basama eksi 2'dir. Bir tanesi eksi 2. 2 tane olduğu için eksi 4 geldi. 0 olması için artı 4 diyoruz h 2 oksijen yükseltgen basamağı eksi 2, hidrojenin iki, artı 1'dir. Tepkimemizdeki atomların yükseltgenme basamağına baktığımızda karbon yükseltgenme basamağı 0'dan artı 4'e gelmiştir, yükseltgenmiştir. Kükürdün yükseltgenme basamağı ise artı 6'dan artı 4'e gelmiştir, indirgenmiştir. Dolayısıyla burada bir elektron alışverişi söz konusudur. Redox tepkimesidir. Üçüncü öncül 1 mol karbon atomu 4 mol elektron alarak indirgenir. Tepkimeye baktığımızda karbon yükseltgenme basamağı sıfırdan artı 4'e gelmiş. Yani yükseltgenmiştir. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlıştır. Bu öncülün doğrusu 1 mol karbon atomu 4 mol elektron vererek yükseltgenir demesi gerekiyordu. Yarı tepkimemizi de şu şekilde yazabiliriz. sıfırdan artı 4'e gitmiş ve 4 elektron vermiştir. Son olarak dördüncü öncüle baktığımızda sülfürik asit yükseltgen madde SO2 ise indirgen ürünüdür. Bakın sülfürik asitteki kükürt artı 6'dan SO2'ye dönüşmüş ve artı 4'e gelmiştir. Yani burada bir indirgenme söz konusu. İndirgenme olayını yapan madde yükseltgen adını almaktaydı. Yani sülfürik asit indirgenmeye uğradığı için yükseltgendir. Burası doğrudur. İndirgenme olayı sonucunda SO2 oluştuğundan dolayı SO2 indirgenme ürünüdür ifadesi de doğrudur. Dördüncü öncüle de doğru dedik. Tekrar hatırlatıyorum, indirgenmeye uğrayan maddeye biz yükseltgen, yükseltgenmeye uğrayan maddeye ise indirgen diyorduk. Burada sülfürik asit indirgenmeye uğradığı için yükseltgen şeklinde sınıflandırılacaktır. O halde doğru olan öncüllerimiz 1, 2 ve 4'tür. Cevabımız D seçeneğidir. Verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur denilmiş? A şıkkı potasyum klorattaki klorun yükseltgenme basamağı artı 7'dir. Potasyum klorat bileşiğini yazalım. Potasyum 1A grubudur. Her zaman artı 1 değerli kalır. Bir tane potasyum var bileşiğimizde. Klorun yükseltgenme basamağını bulmaya çalışıyoruz. X diyelim. 3 tane de oksijen bulunuyor bileşiğimizde. Oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Bileşiğimiz nötr olduğundan dolayı yükseltgenme basamakları toplamı 0 eşit olacak. Denklemi çözecek olursak 1 artı x eksi 6 eşittir 0. Buradan x'i artı 5 bulacağız. Yani potasyum klorattaki klor yükseltgenme basama artı 5'tir. Burada artı 7 dediği için A şıkkı yanlıştır. Sorumuz doğru olan öncülü soruyordu. B şıkkı SO2 indirgenen maddedir. Yani SO2'nin indirgendiği söyleniliyor bize. SO2'deki oksijenin yükseltgenme basamağı 2'dir 2 tane oksijen olduğu için buradan 4 geliyor Toplam yükün 0 olması için Kükürt artı 4 yükseltgenme basamağına sahiptir Ürünlere baktığımızda H2SO4'deki kükürt yükseltgenme basamağını bulalım Hidrojenin yükseltgenme basamağı Artı 1 oksijenin eksi 2 idi Bakın bileşiğimizde 2 tane hidrojen var Buradan artı 2 geldi Kükürt yükseltgenme basamağına x diyelim 4 tane oksijen var Oksijenden de 4 çarpı 2 dersek Toplam yükseltgenme basamağını sıfır eşitliyoruz. Buradan x'i artı 6 buluyoruz. Yani kükürt burada artı 6 yükseltgenme basamağına sahip. Görüldüğü gibi kükürtün yükseltgenme basamağı artı 4 iken ürünlerde artı 6 olmuştur. Yani artmıştır. Dolayısıyla SO2 maddesi yükseltgenmiştir. İndirgenen madde değildir. B şıkkı da elendi. C şıkkı potasyum klorat indirgen özellik gösterir. Potasyum klorattaki klorun yükseltgenme basamağını artı 5 olarak bulmuştuk burada. Ürünlerde potasyum artı 1 değerlikte toplam yükün sıfır olması için klor eksi 1 değerliktedir. Yani klorun yükseltgenme basamağı artı 5'ten eksi 1'e inmiştir. Dolayısıyla indirgenmiştir potasyum klorat. İndirgenmiş olan maddeyi biz yükseltgen diyorduk. Burada indirgen özellik gösteri ifadesi yanlıştır. Tekrar söylüyoruz indirgenmiştir indirgenmiş olan maddeyi biz yükseltgen diyorduk. Bu arada yükseltgen maddesi reaktiflerde indirgenen madde için kullanılır. İndirgen maddesi ise reaktiflerdeki yükseltgenen maddeye göre kullanılır. Yani biz indirgen ve yükseltgeni reaktifler yani girenler bölümünden seçiyoruz. Buna dikkat edelim. D şıkkı tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse ürünlerin katsayıları toplamı 4 olur. Tepkimemizi denkleştirelim. Öncelikle indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini yazalım. Bakın klor atomunun yükseltgenme basamağı artı beşken eksi bir olmuş. Yani indirgenmiştir. O halde indirgenme yarı tepkimemizi yazalım. Artı beşken altı elektron alarak klor eksi bir iyon yüküne sahip olmuştur. Yükseltgenme yarı tepkimemiz ise SO2'deki kükürt artı dörtten artı altıya yükseltgenmiştir diyoruz. Bunu da yükseltgenme tepkimesini yazalım artı 6'yı yükselt dışarı iki elektron vermiştir Öncelikle alınan ve verilen elektron sayılarını eşitleyeceğiz bunun için kükürdün olduğu yarı tepkimeyi 3 ile çarpıyorum Bu sayede alınan verilen elektron sayıları eşitlenmiş oldu şimdi yükseltgenme yarı tepkimesini yazdığımız kükürt atomlarının kaynağı olan maddeleri 3 ile çarpacağım bunun için şu üst tarafı bir temizleyelim Evet kükürt gördüğüm yeri 3 ile çarpıyorum. SO2'nin katsayısı 3 olacak. Yine H2SO4'ün kat da 3 olacak. Burada ne yaptık arkadaşlar? Alınan verilen elektron sayılarını eşitledik. Şimdi normal bir denkleştirme gibi giren ve ürünlerdeki atom sayılarını eşitlemeye çalışalım. Girenlerde potasyum 1 tane, ürünlerde de 1 tane eşit. Girenlerde kükürt 3 tane, ürünlerde de 3 tane eşit. Girenlerde klor 1 tane, ürünlerde de 1 tane eşit. Hidrojen ve oksijen denkliğine bakalım. Hidrojen için konuşacak olursak ürünlerde 6 tane hidrojen var. Girenlerde de 6 tane hidrojen olması için H2O'nun kat sayısı 3 olması gerekir. Oksijen sayılarına bakarsak girenlerde 3 oksijen potasyum klorattan. 3 kere 2 6 oksijen SO2'den 9 oksijenimiz oldu. 3 oksijen de sudan geldi toplam 12 oksijen vardır. Ürünlere baktığımız zaman 3 çarpı 4 12 oksijen var. Tepkimemiz bu şekilde eşitlenmiş oldu. Şimdi tekrar öncülümüzü okuyalım. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse ürünlerin katsayıları toplamı 4 olur. Ürünlere baktığımızda potasyum klorattan katsayı değerimiz 1. H2SO4'ten katsayı değerimiz 3. Toplamda ürünlerdeki katsayı değerimiz 4 oldu. Soru bize doğru olan öncülü sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına bakıyoruz. 1 mol potasyum klorat 4 mol elektron alarak potasyum klorüre indirgenir denilmiş. Arkadaşlar bakın potasyum klorattaki klorun yükseltgenme basamağını artı 5 bulmuştuk şurada. Ve potasyum klorudaki klorun yükseltgenme basamağı da eksi 1'di. Bu işlem sırasında 6 tane elektron alınıyordu. Burada 4 mol elektron alınır dediği için E şıkkı da yanlış oldu. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Yukarıdaki redoks tepkimelerinden hangilerinde bir reaktif hem yükseltgen hem de indirgen özellik gösterir? Yükseltgen özellik göstermesi için indirgenmeye uğraması gerekiyor. İndirgen özellik göstermesi için de yükseltgenmeye uğraması gerekiyor. Birinci öncele baktığımızda element halinde bulunan bir klor var. Yükseltgenme basamağı element halinde bulunan maddeler için sıfırdır. Burada eksi 1'e gelmiş. Klorat iyonundaki klora baktığımızda ise Lor yükseltgenme basamağına x diyelim. 3 tane oksijen var. Eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip. Buradan eksi 1 dersek x artı 5 olarak bulacağız. Yani burada da klor artı 5 yükseltgenme basamağına sahiptir. Sıfırdan eksi 1'e indir gelmiştir. Sıfırdan artı 5'e yükseltgenmiştir. Dolayısıyla hem indirgenme hem yükseltgenme yani hem indirgen hem yükseltgen özellik gösterir. Birinci öncül doğrudur. Dikkat edelim yükseltgen derken indirgenmeye uğramıştır. Yani 0'dan eksi 1'e giderken yükseltgen özellik gösteriyor. Sıfırdan artı 5'e giderken yükseltgenme yapmıştır. Indirgen özellik göstermiştir diyeceğiz. İkinci tepkimeye baktığımızda kükürt 6A grubunda bulunur. Metallere karşı eksi 2 değerlik alır. Toplam yükün 0 olması için demir burada artı 2 değerliğe sahip. Azot için nitrat iyonunda hesaplama yapacak olursak Azotun yükseltgen basamağına x diyelim. 3 tane oksijen var. Eksi 2 değerlikli oksijen. Toplam yük eksi 1 eşitlersek x burada artı 5 olacak. Yani nitrat iyonundaki azot artı 5 yükseltgen basamağına sahip. Oksijen eksi 2 idi. NO bileşiğinde oksijen eksi 2 ise azot burada artı 2'dir. SO4 eksi 2 iyonunda da yine kükürdü yükseltgen basamağına bakalım. Kükürde x dersek 4 tane oksijen var. 4 çarpı eksi 2 eşittir eksi 2. Buradan x'i artı 6 buluyoruz. Yani kükürt artı 6 yükseltgen basamağına sahip. Oksijen eksi 2 ile. Burada demir artı 2'den artı 3'e yükseltgenmiştir ancak indirgenme yapmamıştır. Kükürt eksi 2'den artı 6'ya yükseltgenmiştir ancak indirgenme yapmamıştır. Azot artı 5'ten artı 2'ye indirgenmiştir ancak yükseltgenme yapmamıştır. Yani bu tepkimede hem indirgen hem yükseltgen gibi davranan bir madde bulunmamaktadır. 2'yi eledik. 3. öncele geldik. Element halinde bulunan iot için yükseltgenme basamak değeri 0'dır. ICL4 iyonumuzda klor için yükseltgenme basamağı eksi 1 dersek 4 tane klor var. Eşittir eksi 1. İyodun yükseltgenme basamağına x diyelim. Buradan işlemleri yaparsak eksi 4'ü karşıya attığımız zaman artı 4 yapacak. X değeri buradan artı 3 gelecek. Yani iyodun yükseltgenme basamak değeri artı 3'tür. Ürünlerde ise o 3 üzeri eksi 1'den şuraya hesaplayalım. Yine iyoda x diyelim. 3 tane oksijen var. Eksi 2 yükseltgen basamağına sahip. Eksi 1 eşit dedik. X buradan artı 5 geldi. Burada da iyodun yükseltgen basamak değeri artı 5'tir. Oksijen eksi 2 ile. Şimdi iyot atomu artı 3'ten 0'a indirgenmiştir. Dolayısıyla yükseltgen özellik gösterir. Yükseltgenliği sağladı. Artı 3'ten artı 5'i yükseltgenmiştir. Dolayısıyla indirgen özellik gösterir. Yani üçüncü öncülde de hem indirgen hem yükseltgen gibi davranan maddemiz vardır, iot'tur. Dördüncü öncül, fosfor yükseltgenme basamağı sıfırdır element halinde olduğu için. Sodyum her zaman artı bir alır. Oksijen eksi iki hidrojen artı bir. Yine sudaki oksijen eksi iki, hidrojen artı bir. pH3'te ametallere karşı hidrojen artı bir değerli kalır. Üç tane olduğu için artı üç. Burada fosfor eksi üç değerliye sahiptir. Sodyum artı 1 değerli kalacağını söylemiştik. Hidrojen yine artı 1'di. Oksijen de eksi 2 yükseltgen basamağına sahipti. Burada hesaplamamız yapacak olursak. NaH2PO2'de. Sodyumdan 1 çarpı artı 1. Hidrojenden 2 çarpı artı 1. Fosfora X diyelim. Oksijene 4 çarpı eksi 2 diyelim. Toplam yükü 0 eşitlersek. Buradan 1 artı 2 artı X eksi 8 eşittir 0. 1-2 daha 3. Eksi 8'den çıkarttık. Eksi 5 karşıya attım. X'i artı 5 olarak bulduk. Yani buradaki fosforumuz artı 5 yükseltgen basamağına sahip. Bakın fosfor sıfırdan hem eksi 3'e gelmiş. Yani indirgenmiş. Dolayısıyla yükseltgen gibi davranmış. Hem de sıfırdan artı 5'e gelmiş. Yükseltgenmiş. indirgen özellik göstermiş. Fosfordan dolayı 4. öncülde aradığımız durumdur. O halde hem indirgen hem yükseltgen özellik gösteren öncüller 1, 3 ve 4'tür. Cevabımız D seçeneğidir. Redoks tepkimelerinde elektron alarak indirgenen madde yükseltgen özellik gösterir. Buna göre maddelerden hangileri yaygın yükseltgenlerdir? Yani indirgenme özelliğine sahiptir diyebileceğiz. Peki bir bileşik nasıl indirgenme yapabilir gençler? Yükseltgenme basamağını azaltarak. O halde bize verilen maddelerde indirgenme yapabileceğimiz atom var mı yok mu? Buna bakacağız. O halde öncüllere bakalım. Birinci öncül oksijen element halinde. Element halinde bulunan maddelerin yükseltgenme basamağı sıfırdı. Arkadaşlar oksijen bileşiklerinin büyük bir kısmında eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Bunun dışında Eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip olduğu peroksit ve eksi 1 bölü 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğu süperoksit bileşikleri de bulunmaktadır. Bir de sadece florla yaptığı bileşiklerde artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olabiliyordu. Oksijenin florla yaptığı bileşik dışında diğer bileşiklerin tamamında sahip olduğu yükseltgenme basamağı bizim birinci öncüldeki yükseltgenme basamağımızdan daha düşüktür. Yani oksijenin indirgenme kapasitesi çok yüksektir. Dolayısıyla yaygın yükseltgenler arasındadır diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Bizdeki yükseltgenme basamağıyla bileşiklerinde yaygın olarak sahip olduğu yükseltgenme basamak değerini kıyasladık. Bileşiklerindeki yükseltgenme basamak değeri daha düşük olduğundan dolayı bu durumda oksijenin indirgenme isteğinin yüksek olduğunu, dolayısıyla yükseltgen özellik gösterdiğini belirttik. İkinci bileşiğe baktığımızda potasyum permanganat bileşiği verilmiş. Buradaki her bir atomun yükseltgenme basamak değerlerini inceleyelim. Potasyum bileşiklerinde her zaman artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Oksijen yukarıda da bahsettiğimiz gibi bileşiklerin büyük bir kısmında eksi iki yükseltgenme basamağına sahiptir. Onlardan biri de bu bileşiktir. Buradaki manganın yükseltgenme basamağını hesaplarsak potasyum bir tane var. Artı bir yükseltgenme basamağı buradan geldi. Mangana x diyelim. Dört tane oksijen var. Yükseltgenme basamak değeri eksi iki. Toplam yükü sıfır eşitlediğimizde x'i burada artı yedi bulduk. Yani burada mangan artı yedi yükseltgenme basamağına sahip. Arkadaşlar mangan değişken değerlikli bir metaldir. Bileşiklerinde artı 2, artı 3, artı 4, artı 6 gibi yükseltgenme basamaklarına sahip olabilir. Bakın Potasyum permanganattaki manganın yükseltgenme basamağı artı +7. Manganın diğer bileşiklerinde alabileceği değerlikleri burada belirttik. Bu değerlerin tamamı mevcut yükseltgenme basamağımızdan daha düşük. Dolayısıyla manganın buradaki değerliğine göre indirgenme kapasitesi yüksektir. İndirgenme kapasitesi yüksek olduğu için yaygın yükseltgenler arasında potasyum permanganat bileşiği yer alır, İkinci öncül de doğrudur. Son olarak SO2'deki kükürdü bulalım. Kötü yükseltgen basamağına x diyelim. 2 tane oksijen var. Oksijen yükseltgen basamağı 2 toplam yük 0. Burada x'i artı 4 bulduk. Yani kükürt burada artı 4 yükseltgen basamağına sahip. Arkadaşlar kükürt elementi 6a grubunda bulunmakta. Bileşiklerinde alabileceği değerlikler 2 ile artı 6 arasındaki değerliklerdir. SO2'deki kükürdüğümüzün yükseltgenme basamak değeri artı 4. Görüldüğü gibi kükürt hem indirgenme durumuna sahip hem de yükseltgenme durumuna sahip. Yani hem indirgen özellik gösterebilir hem yükseltgen özellik gösterebilir. Bu nedenle yaygın yükseltgenler arasında yer almaz. Üçüncü öncül yanlıştır diyoruz. O halde aradığımız cevap 1 ve 2. öncülleri içeren C seçeneğidir. Verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk olarak tepkimemizdeki maddelerin yükseltgenme basamaklarını belirleyelim. Oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2 idi. Toplam yükün sıfır olması için kurşun artı 2 değerliye sahiptir. Hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerde artı 1 yükseltgenme basamağına sahipti. 3 tane hidrojen olduğu için 3 çarpı artı 1'den artı 3 değerlik geldi. Toplam yükün sıfır olması için azot eksi 3 değerlik alacak. Ürünlere geçtim. Elementlerin yükseltgenme basamak değerleri sıfırdı. Hem kurşun hem de azot element halinde bulunduğu için yükseltgenme basamak değeri sıfır olacak. Yine oksijenin yükseltgenme basamağı eksi bir hidrojenin artı birdir. Maddelerimizin yükseltgenme basamaklarını belirledik. Bazı öncülleri yorumlayabiliriz. A şıkkında kurşun iki oksit yükseltgen özellik gösterir. Yükseltgen özellik göstermesi demek indirgenmeye uğraması anlamına geliyor. Kurşun iki oksit bileşine baktığımızda kurşun artı iki değerli kalmış. Ürünlerde yükseltgenme basamak değeri kurşunun sıfır. Yani artı 2'den sıfıra gittiği için indirgenmiştir. Dolayısıyla yükseltgen özellik gösterir ifadesi doğrudur. A şıkkına doğru dedik. B şıkkında yükseltgenme yarı tepkimesinden bahsedilmiş. Arkadaşlar kurşun burada indirgeniyor. Dolayısıyla yükseltgenme yarı tepkimesi olmayacaktır. Sorumuz bize yanlış olanı sorduğundan cevabımız B şıkkıdır. Peki tepkimede kim yükseltgenmiştir? Azot atomunun yükseltgenliğini görüyoruz. Eksi 3'ten 0'a doğru yükseltgenmeye uğramıştır. Bununla ilgili yarı tepkimeyi de yazmak istersek azot eksi 3'ten N2 0'a gitmiştir. Öncelikle yarı tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. Ürünlerde 2 azot olduğu için girenlerde de 2 olması lazım. Burayı 2 ile çarptık. Dolayısıyla toplamda 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6'dan 0'a doğru gittiği için 6 elektron vererek yükseltgenmiştir diyoruz. Yükseltgenme yarı tepkimesi buradaki gibi olması gerekiyordu. Burada kurşunun indirgenme tepkimesi verildiği için cevabımız B şıkkı oldu. Diğer öncülleri de kontrol edelim. E şıkkına baktığımızda NH3 yükseltgenen maddedir denilmiş. Yani yükseltgenmeye uğramıştır deniliyor. NH3'teki azot 3 yükseltgenme basamağına sahipti. Ürünlerdeki azotun yükseltgenme basamağı sıfırdı. Eksi 3'den sıfıra yükseltgenmiştir. Dolayısıyla E şıkkımız doğrudur. Yükseltgen demiyor. Dikkat yükseltgenen yani yükseltgenmeye uğrayan maddedir. C şıkkına baktığımızda 1 mol amonyak 3 mol elektron vermiştir deniliyor. Bakın biz burada yarı tepkime üzerinde 6 elektron verdik dedik ama kaç mol azot için demiştik? 2 mol azot için demiştik. Burada ise 1 mol amonyak dediği için bu değerin yarısını alırsak 1 mol amonyak 3 mol elektron vermiştir ifadesi doğru olacaktır. D şıkkı H2O'nun kat 3'tür. Bunun için tepkimeyi denkleştireceğiz. Burada yükseltgenme yarı tepkimesini yazmıştık. Şimdi indirgenme yarı tepkimesini yazalım. Bakın kurşun artı 2'den 0'a doğru gitmişti. O halde indirgenme yarı tepkimemiz kurşun artı 2'den 2 elektron alarak yükseltgenme basamağı 0 olmuştur şeklinde olacak. Biz bir tepkimeyi denkleştirirken ne yapıyorduk? Öncelikle indirgenme yükseltgenme yarı tepkimelerindeki alınan verilen elektron sayılarını eşitliyorduk. Burada yükseltgenme tepkimesinde 6 elektron verilmiş, indirgenmede 2 elektron alınmış. Alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için alttaki tepkimeyi 3 ile çarpıyorum. Şimdi burada çarptığım sayıları tepkimede yerine yazalım. Bakın, ilk başta yarı tepkimeyi denkleştirmek için ne yapmıştık? Azotu 2 ile çarpmıştık. Bunu bir yazalım. NH3 gördüğüm yere 2 ile çarptım. Sadece NH3'ün olduğu bölgeyi 2 ile çarpıyorum. Yani sol tarafı 2 ile çarpmıştım. Sağ tarafa dokunmamıştım. Altta tüm tepkimeyi yani yarı tepkimenin tamamını 3 ile çarpmıştım. O halde kurşun gördüğüm yere 3 yazıyorum. Burada PbO'nun katsayısı 3 olacak. Yine ürünlerdeki kurşunun katsayısı da 3 olacak. Çünkü her iki kurşun da yarı tepkimemizde yer almaktaydı. Bundan sonra indirgenme ve yükseltgenme ve tepkimesine giren maddeleri eşitlediğimiz için artık normal bir denkleştirme yapacağım. Tek tek elementlerin sayılarını kontrol edeceğim. Girenlerde 3 kurşun var, ürünlerde de 3 kurşun var, eşitlendi. Girenlerde 2 azot var, ürünlerde de 2 azot var, eşitlendi. Geriye hidrojen ve oksijen eşitliği kalıyor. Hidrojenden bakalım denk mi değil mi? Girenlerde 6 adet hidrojen var. Ürünlerde ise 2 adet hidrojen var. 6 olması için ne yapacak? H2O'nun kat sayısı 3 olacak. Oksijenleri de kontrol edelim. Girenlerde 3 adet oksijen var. Ürünlerde de 3 adet oksijen var. Görüldüğü gibi oksijen sayılarımız da eşittir. Dolayısıyla H2O'nun kat sayısı 3'tür ifadesi de doğru oldu. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız B seçeneğidir. Verilen tepkimi en küçük tam sayılarla denkleştirilirse H2O'nun kat sayısı kaç olur denilmiş. Öncelikle atomlarımızın yükseltgenme basamak değerlerini belirleyelim. Element halinde olan maddelerin yükseltgenme basamak değeri sıfırdı. Burada iodun yükseltgenme basamağı sıfırdır. HNO3 maddesinde hidrojenin yükseltgenme basamağı artı 1, oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. hno 3te azotun yükseltgenme basamağını hesaplayacak olursak bir tane hidrojen var 1 çarpı artı 1 diyoruz. Azotun yükseltgenme basamağına x diyelim. 3 tane oksijen var. 3 çarpı eksi 2 dedik. Eşittir 0 dersek burada azotun yükseltgenme basamağını artı 5 olarak buluyoruz. Azotun yükseltgenme basamağına artı 5 dedik. Devam ediyorum. Yine hidrojenin yükseltgenme basamağı artı 1. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. HIO3 içinde hesaplama yapalım. Bir tane hidrojen var. Artı 1 yükseltgenme basamağına sahip. İyodun yükseltgenme basamağını x diyelim. 3 tane oksijen var yükseltgenme basamağı eksi 2 toplam yükü 0 eşitliyorum yine nötr bir bileşik buradan yine iyodun yükseltgenme basamağı artı 5 geldi oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2'dir 2 tane oksijen olduğu için eksi 4 toplam yükü 0 olması için azotun yükseltgenme basamağı artı 4 oldu H2O'daki oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2 hidrojenin artı 1'dir şimdi indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini yazalım Tepkimeye baktığımız zaman iyodun yükseltgenme basamağı sıfırdan artı 5'e yükseltgenmiş. Yani yükseltgenme yarı tepkimemiz I2'den I artı 5 şeklinde olacak. Bakın öncelikle yarı tepkimeyi denkleştirmem gerekiyor. Girenlerde 2 iyot var ürünlerde 1. O halde burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı 2 ile çarptığım için hemen bu iyot kaynağını şöyle bir 2 ile çarpalım. Burada çarptığım 2'yi daha sonra tepkimede yazarken dikkate alacağım. O yüzden farklı renkte yazdım. Şimdi bu haliyle ürünlerde 2 kere artı 5'ten 10 tane elektron var. İyon yükümüz 10 elektron. Girenler 0. Dolayısıyla burada toplamda 10 elektron verilmiştir diyeceğiz. Burada iyodumuz element halinde olduğu için yükseltgenme basamanı 0 demiştik. Bir tanesi artı 5'ti. 2 tane iyot olduğu için toplamda iyon yükümüz ürünlerde artı 10'dur. Yani artı 10'a çıkması için ne yapacak? 10 tane elektron verecek şeklinde yükseltgenme yarı tepkimemizi yazdık. İndirgenme yarı tepkimemizi yazalım. Dikkat ederseniz azot artı 5'ten artı 4'e gelmiştir. Dolayısıyla indirgenmiştir. Bu olay sırasında azotumuz bir tane elektron almıştır. Yine kontrol edelim başka yükseltgenme basamağı değişen var mı? Hayır yok. O halde bundan sonra yapacağımız işlem alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek olacak. Yükseltgenme işleminde 10 elektron verildi. İndirgenmede şu an 1 elektron alındı. Alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için alttaki indirgenme yarı tepkimemizi 10 ile çarpıyoruz. Şimdi burada çarptığım katsayı değerlerini tepkimede yerine yazalım. Öncelikle yukarıdaki yükseltgenme yarı tepkimesini atom eşitliğini sağlamak için ne yapmıştık? Ürünlerdeki iyodu 2 ile çarpmıştım. O halde ürünlerdeki iyot kaynağımız olan HIO3'ü 2 ile çarpıyoruz. Daha sonra indirgen bir yarı tepkimesini çarpmıştık. O halde azot artı 5 ve artı 4'ün olduğu maddeleri ile çarpacağız. Bunlardan biri HNO3'tü. Burayı ile çarpıyoruz. Diğeri de artı 4'ün geldi. NO2 idi. Burayı da ile çarpıyoruz. O halde tepkimemizin yeni halini şöyle yazmak istiyorum. Karışmasın. Bakın HNO3'ü ile çarpmıştık. O yüzden buraya 10 yazıyorum. HIO3'ü 2 ile çarpmıştık ve NO2'yi de 10 ile çarpmıştık. Şimdi indirgenme yükseltgenme tepkimesine giren atomların eşitliğini sağladık. Geriye bu tepkimeye girmeyen kalan atomların eşitliğini sağlamak kaldı. Bunun için tek tek tekrar kontrol edeceğim. Girenlerde iot sayımı 2 tane, ürünlerde de 2 tane. Girenlerde azot 10 tane, ürünlerde de 10 tane. Geriye hidrojen ve oksijen denkliği kaldı. Hidrojenden devam edelim. Girenlerde 10 tane hidrojen var. Ürünlerde 2 hidrojen hio 3ten geldi. O halde eşitliğin sağlanması için 8 tane hidrojene ihtiyacım var. H2O'daki 2 hidrojeni ne ile çarparsam 8 hidrojen elde ederim dersek. Burada H2O'yu 4 ile çarptığımızda giren ve ürünlerdeki hidrojen sayısı da eşitlenmiş olacak. Son olarak oksijen eşitliğini kontrol edelim. Girenlerde 30 tane oksijen var. Ürünlerde 6 tane HIO3'den 10 kere 2 20 tane NO2'den toplamlı oldu 26. 4 çarpı 1 4 de sudan geldi. Toplam 30 oksijen var. Yani oksijen eşitliği de sağlanmış oldu. O halde en küçük tam sayılarla denkleştirdiğimde H2O'nun katsayısı 4 olur. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Denkleştirilmemiş redoks tepkimesi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Öncelikle tepkimemizi denkleştirmek için elementlerimizin yükseltgenme basamaklarını bulmamız gerekiyor. NO bileşiğinde oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Toplam yükü 0 olması için azot artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Sodyum bileşiklerinde her zaman artı 1 değerlik alır. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 değerlik alacak. Elemental halinde bulunan atomların yükseltgenme basamak değerleri 0'dır. Yine sodyum bileşiklerinde artı 1 değerlik alacak 1A grubu olduğu için. Oksijen eksi 2 değerlik alacak. Buradan hesaplama yaparsak sodyum nitrat için. Bir tane sodyum var. Artı bir geldi. Azotun yükseltgenme basamağına x diyelim. Oksijen iki tane var. Yükseltgen basamak değeri eksi 2 toplam yükü sıfır eşitliyorum. Nötr bir bileşik olduğu için. Buradan x'i artı 3 buluyorum. Yani azotun buradaki yükseltgen basamak değeri artı 3'tür. Sudaki oksijen eksi 2, hidrojen ise artı İndirgen ve yükseltgenme tepkimelerini yazalım. Dikkat edersek azot atomu Artı 2'den hem sıfıra gitmiş hem de artı 3'e gitmiş. Artı 2'den sıfıra giderken indirgenmiş. Artı 2'den 3'e giderken yükseltgenmiştir. Dolayısıyla azot monoksit NO maddemiz hem yükseltgen hem indirgen özellik gösteri ifadesi doğrudur. Yarı tepkimelerimizi yazalım. Azot monoksitteki azotumuz artı 2 yükseltgenme basamağına sahip. Burada N2 molekülüne dönüşmüş. Yükseltgen basamak değeri 0. Öncelikle yarı tepkimeyi denkleştirelim. Ürünlerde 2 azot var. Girenlerde de 2 tane olması için burayı 2 ile çarptım. Şimdi toplam yüke bakarsak girenlerde 2 kere artı 2'den artı 4 yük var. Ürünlerde 0 yük var. Dolayısıyla artı 4'ten 0'a gitmesi için bu maddemizin 4 elektron alması gerekecek. Diğer tepkimemiz yine azot artı 2'den bakın nereye gitmiş? Artı 3 yükseltgenme basamağına gitmiş burada ne yapmış bir tane elektron vermiştir diyeceğiz. Arkadaşlar az önce de belirttiğim gibi n artı 2 maddesi hem indirgenmiştir hem de yükseltgenmiştir. Birinci tepkimede indirgendiği için yükseltgen özellik gösterir. İkinci tepkimede yükseltgendiği için indirgen özellik gösterir diyebiliriz. Bu yüzden ikinci öncülümüz doğruydu. Birinci öncülde N2 indirgenme ürünüdür deniliyor. Bakın Birinci tepkimemiz indirgenme tepkimesidir elektron girenlerde. Dolayısıyla N2 maddemiz indirgenme ürünüdür. Bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü öncülde ise en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun kat 1 olur denilmiş. Şimdi denkleştirme işlemini yapalım. Öncelikle arkadaşlar ne yapacaktık? Yarı tepkimelerdeki alınan ve verilen elektron sayılarını eşitlememiz lazım. Bunun için alttaki yükseltgenme tepkimesini 4 ile çarparsam alınan elektronla verilen elektron sayıları birbirine eşit olacak. Arkadaşlar dikkat edersek N artı 2 maddemiz yani NO maddemiz hem indirgen hem yükseltken de. Dolayısıyla NO'nun kat sayısını belirlerken bu iki reaksiyonu birlikte düşünmem lazım. Yukarıdaki tepkimede NO maddesi indirgeniyordu. Buradaki azotumuz indirgeniyordu. 2 kat sayı buradan geldi. Altta ise yükseltgeniyordu ve alttaki yarı tepkimeyi 4 ile çarptığımız için buradan gelen n artı 2 yani no maddesinin kat sayıları da de 4'tür. O halde toplam 2, 4 daha no'nun kat sayısı ne olacaktır? 6 olacaktır. Burada no'nun kat sayısına 6 diyoruz. Tekrarlıyorum 2 yukarıdaki tepkimeden 4 da aşağıdaki tepkimeden toplam n artı 2 maddemizin kat 6 oldu. Yarı tepkimelerdeki ürünlere bakalım. N2'yi herhangi bir sayı ile çarpmadığımız için buraya dokunmuyoruz N2 maddemize. Alttaki yükseltgenme yarı tepkimesini bakın burayı 4 ile çarpmıştık. Hep beraber çarpmıştık. Yani N artı 3 iyonun da 4 ile çarpmış oluyorum. Azotun artı 3 yükseltgenme basamağı aldığı maddemizin kaynağı şuradaki sodyum nitrit bileşiğidir. Dolayısıyla bu yarı tepkimeyi 4 ile çarptığım için Na NO2 maddesinin katsayısı ne olacaktır? 4 olacaktır. Evet, bu işlemler sonucunda redoks'a katılan maddelerin katsayılarını eşitlemiş olduk. Şimdi diğer maddelerin eşitliğini sağlayalım. Yani artık normal bir denkleştirme işlemi gibi düşüneceğiz sorumuzu. Yine kontrol ediyoruz. Girenlerde 6 tane azot var. Ürünlerde 2 tane azot N2'den, 4 tane de NaNO2 maddesinden geldi. Toplamda 6 azotu yakaladık. Sodyum için girenlerde 1 adet sodyum var, ürünlerde 4 adet sodyum var. O halde buradaki sodyum hidroksit maddesinin kat sayısını da 4 çarpıyoruz. Geriye hidrojen ve oksijen eşitliği kaldı, hidrojenden devam etmek istiyorum. Girenlerde 4 tane hidrojen geliyor sodyum hidroksitten. Ürünlerde hidrojen kaynağı sadece sudur. Hidrojenlerin eşit olması için H2O'yu ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. Oksijen sayılarını kontrol edersek 6 tane NO'dan 4 tane de sodyum hidroksitten toplam 10 oksijenim var girenlerde. Ürünlerde 4 çarpı 2 8 tane nano 2 maddesinden 2 tane de sudan toplam 10 oksijen var. Yani tepkimemiz bu sayılarla çarpıldığında denkleşmiş durumdadır. Dolayısıyla en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun kat sayısı 1 olur ifadesi yanlıştır. Doğrusu 2 olur olması gerekiyordu. Sorumuz bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneğidir. Verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse ürünlerin katsayı toplamı kaç olur denilmiş. Öncelikle atomların yükseltgenme basamak değerini bulalım. Oksijen -2 yükseltgenme basamağına sahip, hidrojen artı +1 yükseltgenme basamağına sahip. Buradan CH2O için Karbon yükseltgenme basamağına x dersek 2 tane hidrojen var. 2 çarpı artı 1. Artı diyorum 1 tane oksijen var. Oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2. Birleşiğimiz nötr olduğu için toplam yükü 0 eşit dersek, Burada artı 2 eksi 2 daha 0 yapacaktır. Yani karbonun yükseltgenme basamağı 0'dır. Burada hidroksit kökü var. Hidroksit bazlardan da hatırladığımız üzere eksi 1 yüklü bir köktü. Yani oksijen ve hidrojenin toplamı eksi 1'di. Hatta bunu şöyle de belirtelim. Oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2, hidrojenin artı 1. Bakın buradan eksi 1 geldi. Bileşimimizde 2 tane hidroksit olduğu için 2 çarpı eksi 1'den eksi 2'dir. Toplam yükün 0 olması için bakıra artı 2 yükseltgenme basamak değeri gelecektir. Hidrojenler artı 1 yükseltgenme basamağına sahip. Oksijenler eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip. Bu değerleri topladığımızda oksijenlerden eksi 4, hidrojenlerden artı 2 geldi. Eksi 4 artı 2 daha. Eksi 2 yapar. Toplam yükü 0 olması için burada karbon artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olmalıdır. Diğer bileşiğimizde oksijen eksi 2'dir. Toplam yükün 0 olması için bakıra artı 1 gelmesi lazım. Çünkü 2 tane bakır var. 2 kere artı 1 artı 2 yapar. Eksi 2 daha 0. Bu sayede toplam yükü 0 eşitlemiş olduk. H2O bileşiğinde oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Şimdi indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini yazalım. Baktığımız zaman karbon atomu 0'dan artı 2'ye yükselt gelmiştir. Bu olay sırasında 2 tane elektron verecek. Bu yükseltgenme yarı tepkimemiz. İndirgenme tepkimesinde yazalım. Bakır artı 2'den artı 1'e gelmiş. Yalnız dikkat edersek ürünlerde 2 tane bakır var. Şuraya ayaktaki sayı katsayı olarak yazmış olayım. Dolayısıyla öncelikle yarı tepkimedeki atomları işlemem lazım. Ürünlerde 2 tane bakır var. Girenlerde de 2 tane olması için bakır artı 2'nin kat sayısı 2 olacaktır. Şimdi yük denkliğini sağlayalım. Girenlerde 2 çarpı artı 2'den artı 4 yük var. Ürünlerde 2 çarpı artı 1'den artı 2 yük var. Artı 4'ten artı 2'ye ne yapmıştır? 2 tane elektron alınmıştır yorumunu yapıyoruz. Görüldüğü gibi yükseltgenme ve indirgenme tepkimesinde alınan verilen elektron sayıları birbirine eşit. O halde yarı tepkimeleri herhangi bir sayı ile çarpmama gerek yok. Sadece artı 2 değerlikli bakır eşitlemek için 2 ile çarpmıştım. O halde bu bakır kaynağını 2 ile çarpacağım. O da bakır 2 hidroksit bileşiydi. Buraya bir 2 yazalım. Şimdi redoks tepkimesine katılan maddeleri eşitledik. Artık normal bir denkleştirme işlemi yapacakmış gibi yazacağım. Bunun için şu üst taraftaki iyon yüklerini silelim. Alan açılsın. Evet bakır atomlarının eşit olduğunu görüyoruz. Karbon atomları girenlerde bir tane. Ürünlerde yine bir tane eşit. Hidrojen eşitliğine bakalım. İlk bileşimizde 2 tane hidrojen var. İkinci bileşimimizde 2 çarpı 2'den 4 hidrojen var. Toplam girenlerde 6 hidrojen oldu. Ürünlerde formik asit bileşimimizden 2 hidrojen geldi. Toplam 6 hidrojen olması için H2O'nun kat sayısı 2 olacaktır. Bu sayede bakın 4 hidrojen de buradan gelmiş oldu. Hidrojen eşitliği sağlandı. Son olarak oksijen sayılarını da kontrol edelim. Girenlerde bir tane oksijen ilk bileşikten 4 tane oksijen de ikinci bileşikten geldi. Toplam 5 oksijen olacak. Ürünlere baktığımızda 2 oksijen formik asitten, 1 tane bakır bir oksit bileşiğinden toplam 3 oldu. Bakın 2 tane de sudan geldi. Oksijen sayılarının da eşitlendiğini görüyoruz. Evet soruda bize ürünlerin katsayıları sayıları toplamı kaç olur denilmişti. Ürünlerde formik asitten katsayı sayı 1 geldi. Bakır bir oksitten kat sayımız 1 geldi. Sudan da 2 geldi. O halde ürünlerin toplam kat sayısı 4 olacak. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştiriliyor. Buna göre tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle tepkimedeki atomların yükseltgenme basamak değerlerini belirleyelim. İyot metallere karşı 7 ar grubu olduğu için eksi 1 değerli kalacak. Toplamda 3 tane iot olduğu için iottan eksi 3 değeri gelecek. Toplam yükün 0 olması için krom artı 3 değerliğe sahiptir. Klor molekülü için elemental halinde bulunduğundan dolayı yükseltgenme basamağı sıfırdır diyoruz. Suda oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 yükseltgenme basamağına sahipti. H2CrO4'de oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip, hidrojen artı 1 yükseltgenme basamağına sahip. Buradan hesaplama yaparsak 4 tane oksijen var. 4 kere eksi 2'den eksi 8. 2 tane hidrojen var. 2 kere artı 1'den artı 2. Eksi 8 artı 2 daha eksi 6 yaptı. Toplam yükün sıfır olması için... Kromun yükseltgenme basamağı artı 6 olması gerekiyor. Diğer molekülümüze geçtik. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. Hidrojenin artı 1. Hesaplamamızı yapalım yine. Oksijen 3 çarpı eksi 2'den eksi 6. Bir tane hidrojen var artı 1. Eksi 6 artı 1 daha eksi 5 yaptı. Toplam yükün 0 olması için iot burada artı 5 yükseltgenme basamağına sahiptir. Hidrojen klorür molekülünde hidrojen artı 1 yükseltgenme basamağına sahip. Klor ise eksi 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Şimdi indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini yazalım. Bakın krom artı 3'ten artı 6 yükseltgenme basamağına sahiptir. Yani yükseltgenmiştir. Bu olay sırasında 3 tane elektron verecek. İyot için eksi bir yükseltgenme basamağından artı 5 yükseltgenme basamağına sahip olmuştur. O da yükseltgenmiştir. Yalnız iyodu yazarken dikkatli olalım. Bakın burada 3 tane iyot olduğu için başına 3 yazalım. Ürünlere geçtiğimizde bir tane yot var. Artı 5 yükseltgenme basamağına sahip. Burada ilk olarak yarı tepkimeyi denkleştirmemiz ekleştirmemiz gerekecek. Girenlerde 3 iot var. Ürünlerde 1 tane var. Burayı da 3 ile çarpıyoruz. Iot sayıları eşitlendi. Şimdi yük denkliğini kontrol edelim. Ürünlerde 3 çarpı 5'ten 15 tane artı yük mevcut. Girenlerde 3 çarpı eksi 1'den 3 tane eksi yük mevcut. O halde burada eksi 3'ten 15'e çıkabilmesi için yükseltgenme basamağın ne yapması gerekiyor? 18 elektron verilmesi gerekiyor. Tepkimemizde iki tane yükseltgenme olayı gerçekleşti. Son olarak indirgenmeye bakalım. Klor sıfır yükseltgenme basamağından eksi bir yükseltgenme basamağına indirgenmiştir. Bunu da yazıyoruz. Klor yine bakın burada iki tane var. Şöyle diyelim. Yükseltgenme basamak değeri sıfırdı. Ürünlerde bir tane klor var. Yükseltgenme basamak değeri eksi bir. Yine ilk olarak yarı tepkimeyi denkleştireceğim. Girenlerde iki klor var. Ürünlerde bir tane klor var. İki ile çarpıyorum. Yük denkliğini kontrol edelim. Girenlerdeki klorların yükü sıfır. Ürünlerdeki klorların yükü iki çarpı eksi birden eksi iki. Sıfırdan eksi iki olabilmesi için ne yapması lazım? Klorun iki tane elektron alması gerekecek. Şimdi öncüllerden hem iki hem de üçüncü öncülü yorumlayabiliriz. CRI3 hem indirgen hem yükseltgen özellik gösterir denilmiş. Dikkat ederseniz bileşiğimizden krom 3 iyodürden krom ve iyot yükseltgenme yarı tepkimesine katılmış durumda. Yani her iki durumda da ne olmuş? Hem krom yükseltgenmiş hem iyot yükseltgenmiş. Dolayısıyla sadece indirgen özellik gösterir bileşiğimiz. Yükseltgen özellik göstermez. Yükseltgen özellik gösterebilmesi için bileşiğimizde bulunan atomların indirgenmesi lazımdı. Ancak yarı tepkimelerden de gördüğümüz gibi bileşimizde bulunan iki atomda da yükseltgenme tepkimesi yapmıştır. Dolayısıyla indirgen özellik göstermiştir. İkinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül 1 mol CrI3 yani krom 3 iyodur. 21 mol elektron verir. Bakın arkadaşlar kromdan kaynaklı 3 elektron vermişti. Iyottan kaynaklı da 18 elektron vermişti. Bileşiğimiz hem krom hem iyot CrI3 bileşiğinden gelmişti. Dolayısıyla toplamda bu bileşik 21 elektron vermiştir. Üçüncü öncül doğrudur. Son olarak birinci öncüle baktığımızda H2O'nun kat sayısı 26'dır. Bunu yapabilmek için tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. İlk olarak da alınan verilen elektron sayısını eşitleyeceğiz. Bakın arkadaşlar yükseltgenme tepkimesi olan iki yarı tepkimede toplam 21 elektron veriliyor. İndirgenme tepkimemizde ise 2 elektron alınıyor. 21 ve 2'nin ortak katı 42'dir. O halde yükseltgenme yarı tepkimelerini 2 ile çarpıyorum indirgenme yarı tepkimesinde 21 ile çarpacağım. Şimdi burada çarptığım sayıları dikkate alarak üstteki tepkimemizi denkleştirelim. Şu üst tarafı bir siliyorum. CrI3'ü 2 ile çarpacağım. Çünkü hem krom hem de iyot aynı bileşikten gelmişti. Zaten bunu 2 ile çarptığım zaman her iki işlemi de aynı anda yapmış oluyorum. Burayı 2 ile çarptık. Şimdi ürünlerde yer alan iyodu daha öncesinde bir 3 ile çarpmıştık yarı tepkime eşitlemek için. Bir de bu yükseltgenme yarı tepkimesini 2 ile çarptığım için Toplamda ne yapacağım 6 ile çarpmış olacağım 2 çarpı 3 6 I artı 5 kaynağı hio O 3'dür Dolayısıyla burayı 6 ile çarpıyorum Bir de arkadaşlar Kromun artı 6 yükseltgenme basamağına Sahip olan yeri de ne yapacağız Yükseltgenme yarı tepkimesini 2 ile çarptığımız için Burayı da 2 ile çarpacağız Orası da şurayı da Şimdi de indirgenme yarı tepkimesine bakalım 21 ile çarpmıştık bu tepkimeyi CL2 o halde 21 ile çarpıyorum Bakın klorun eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olduğu bölüme dikkat edeceğiz. Daha önce yarı tepkime işlemek için 2 ile çarpmıştım. Şimdi bir de 21 ile çarptım. Yani toplamda 42 ile çarpmış oldum. Bu klorun kaynağı neydi? HCl idi. O halde HCl'yi 21 çarpı 2'den 42 ile çarpmış oldum. Şimdi elektron alışverişine katılan atomları eşitledik. Geriye diğer atomları eşitlemek kaldı. Bunu normal bir denkleştirme işlemi gibi yapacağım. Girenlerde 2 tane krom var. Ürünlerde yine 2 tane krom var. Kromlar eşitlendi. Girenlerde 6 iot var. Ürünlerde yine 6 iot var. Iotlar da eşitlendi. Girenlerde 42 klor var. Ürünlerde de 42 klor var. Yine eşitlendi. Geriye hidrojen ve oksijen eşitliği kaldı. Hidrojenlerden bakmak istiyorum öncelikle. 42 tane hidrojen HCl'den. 6 tane de HO3'den geldi. Toplam 48 hidrojen oldu. Bir de birinci bileşiğimizde 2x2'den 4 hidrojen geldi. Yani 42 48 4 daha 52 hidrojenin var ürünlerde. Girenlerde de 52 hidrojen olması için ne yapacağız? Sadece hidrojen kaynağı sudur. Dolayısıyla burayı 26 ile çarpacağız. Hidrojenler eşitlenmiş durumda. Oksijenleri de kontrol edelim. Bakalım doğru yapmış mıyız? 26 tane oksijen girenlerde var. 8 tane ilk bileşikten oksijen geldi. 18 de ikinci bileşikten toplam 26 oksijen oldu. Ürünlerde başka bir oksijen varlığı söz konusu değil. Dolayısıyla 26 oksijene 26 oksijen. Oksijen sayıları da eşitlendi. Evet tepkimemizi denkleştirdiğimizde katsayılarımız bu şekilde olacak. Bize öncülümüz suyun katsayısını sayısını sormuştu. 26 olarak bulduk. Birinci öncülüğümüz de doğrudur. Sorumuzda doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Verilen denkleme göre 0,2 molar 200 mililitre nitrik asit çözeltisi ile yeterince hidrojen sülfür çözeltisi artansız reaksiyona giriyor. Tepkime de açığa çıkan H2O kaç gramdır denilmiş. Nitrik asidin derişim ve hacim değerinden molünü bularak daha sonra H2O'nun molüne geçiş yapacağız. Ancak bunun için öncelikle tepkimemizi denkleştirmemiz gerekecek. Tepkimeye baktığımızda tepkimemiz bir redox tepkimesi. Bunu nereden anlıyoruz? Tepkimede element halinde bulunan bir madde var ve bu tepkimede elementimizin bileşiği de bulunmakta. Böyle tepkimelerde elektron alışverişi gerçekleştiğinden dolayı redoks tepkimesidir. Dolayısıyla tepkimeyi denkleştirirken redoks denkleştirme yöntemlerini kullanacağız. Tepkimede yer alan atomların yükseltgenme basamak değerlerini belirleyelim. Hidrojenin yükseltgenme basamağı artı 1. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. 3 tane oksijenden eksi 6. 1 tane hidrojen vardı artı 1 buradan geldi. Şu an yükümüz eksi 5. Toplam yükün 0 olması için azotun yükseltgenme basamağı artı 5'tir. Hidrojen sülfürde hidrojen artı 1 değerlikti. 2 tane hidrojen olduğu için artı 2. Toplam yükün 0 olması için kükürt eksi 2 değerliğe sahip. Oksijenin değerliği eksi 2. Toplam yükün 0 olması için azot artı 2 değerliğe sahip. Element halinde bulunan atomların yükseltgenme basamağı 0'dı. H2O'da oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 yükseltgenme basamağına sahip. İndirgenme yükseltgenme yarı tepkimelerini yazalım. Azot artı 5'ten artı 2'ye gitmiştir. Yani 3 elektron almıştır. Burada indirgenme tepkimesi oldu. Kükürt atomunun yükseltgenme basamağı eksi 2 iken şimdi 0 olmuş. Yani yükseltgenmiştir. 2 elektron vermiş bu olay sırasında. Alınan verilen elektron sayısını eşitleyelim. 3 ve 2'nin ortak katı 6'dır. O halde birinci tepkimeyi 2 ile ikinci tepkimeyi de 3 ile çarptığımda alınan verilen elektron sayısı eşitlenmiş oldu. Şimdi yarı tepkimelerdeki atomların bulduğu maddeleri ilgili katsayılarla çarpalım. Azotun artı 5 yükseltgenme basamağına sahip olduğu HNO3 bileşiğini 2 ile çarpıyorum. Yine azotun artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğu NO bileşiğini de 2 ile çarptık. Kükürdün eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğu H2S'yi 3 ile çarpıyoruz. Element halinde bulunan kükürdün yani yükseltgenme basamağı 0 olan kükürdün yine 3 ile çarpacağız. Arkadaşlar biz burada Redoks tepkimesine katılan atomların eşitliğini sağladık. Şimdi redoks tepkimesine katılmayan atomların eşitliğini sağlayalım. Bunun için normal denkleştirme işlemi gibi tek tek elementlerin sayılarını kontrol edeceğiz. Girenlerde 2 azot vardı, ürünlerde de 2 azot var, eşitlenmişti. Girenlerde 3 tane kükürt var, ürünlerde de 3 tane kükürt var, eşitlendi. Hidrojen ve oksijen eşitliğine bakalım. Girenlerde 2 hidrojen nitrik asitten, 6 tane de hidrojen sülfürden toplam 8 hidrojen var. Ürünlerde de 8 hidrojen olması için H2O'nun kat sayısı 4 olacaktır. Oksijen sayılarını da kontrol edelim. Girenlerde nitrik asitten 6 oksijen var. Ürünlerde NO'dan 2 tane 4 tane de H2O'dan toplam 6 oksijen bulunmakta. Yani tepkimemizi denkleştirdik. Şimdi tepkimemizin son halini şuraya yazarak hesaplamamızı yapalım. Tepkimemizin denkleşmiş halini yazdık. Bakın ne demişti bize 0,2 molar 200 mililitrelik nitrik asit çözeltisi yeterince H2S ile artansız reaksiyona giriyor. Öncelikle reaksiyonumuzda bulunan nitrik asidin molünü bulalım. Molarite formülünden yapacağım bunu. Derişim değerimiz 0,2 molar. Nitrik asidin molünü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 200 mililitre. Molaritede hacim birimi litreydi. O halde 200 mililitreyi litreye çevirirsek burası ne olacak? 0,2 litre olacak. Buradan 0,2 çarpı 0,2 yaparsak nitrik asidin molünü 0,04 mol olarak bulacağız. HNO3'ün molü 0,04 moldür. Sorumuzda bize tepkime sonucunda oluşan suyun gramı sorulmuş. Katsa 2 iken 0,04 ise H2O'nun katsayısı 4 olduğu için bu değerin 2 katı kadar oluşacak. Biliyorsunuz katsayılarla moller arasında doğru orantı vardı. Yani 0,08 mol su oluşur diyoruz. Şimdi suyun kütlesine bakalım. 1 mol H2O. H2O'nun mol ağırlığını hesaplayacak olursak. 2 tane hidrojen var. Atom ağırlığı 1'di. 1 tane oksijen var. Atom ağırlığı 16. Buradan 18 geldi. 1 mol H2O 18 gram ise bizim elimizde 0,08 mol H2O vardır. Kaç gramdır? 0,08'i 8 bölü 100 olarak yazalım. Çarpı 18 diyorum. 18 ile 8'i çarparsak 144 yapacak. Bölü 100 dediğimizde buradan 1,44 gramlık H2O oluşur yorumunu yapacağız. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir.